Arkadaşlar merhaba. Nükleik asitler protein sentezi veya diğer adıyla genden proteine konusuyla devam ediyoruz. RNA'nın ana özelliklerinden, genel ortak özelliklerinden bahsettik. Şimdi artık yavaş yavaş burada RNA'nın çeşitlerine giriş yapıyoruz. RNA'nın 3 çeşidi olduğunu söylemiştik. Buradaki 3 çeşitlerden bir tanesinin mesajcı RNA, ikincisinin taşıyıcı RNA, üçüncüsünün de ribozomal RNA olduğunu söyledik. İlk önce mesajcı RNA ile başlıyoruz. mRNA, elçi RNA isimleriyle de tanınan bu mesajcı RNA, protein şifresini DNA'dan alıp ribozomun küçük alt birimine getiren bir RNA molekülüdür ve hücrenin içerisinde bulunan toplam RNA'nın %5'lik kısmını oluşturur. Şimdi bu rakamı veriyorum ki bunların, bu moleküllerin ne kadar oranda bulunduğunu bilmeniz sizin zihninizde olayı canlandırmanız için önemli. Burada dikkat edin, mesajcı RNA DNA'dan şifreyi alacak. DNA'dan şifreyi almak demek, DNA'nın çift zincirli olduğunu düşündüğünüzde bu çift zincirin ilgili kısmının açılması buradaki nükleotitlerin kopyalanması demek. Şimdi biliyorsunuz DNA çift zincirli. Bu zincirlerden 1 ve 2 numara diye bahsedecek olursak, burada mesajcı RNA şifre değişik mi? Ondan bahsedelim önce. 1 ve 2'de şifre farklı mı? 1 ve 2'de şifre farklı değil, aynıdır. Burada sadece birbirlerinin karşılığıdırlar ama aynı şifreyi verirler. Bu nedenle mesajcı RNA'nın sadece bir zincirden sentezlenmesi oldukça makul bir süreçtir. Çünkü şifre diğer zincirde de değişmiyor, birebir aynısı var. O halde iki zincirden sadece bir tanesinden mesajcı RNA sentezlenecek. Ha, bunu neye göre seçiyor? Bunun mutlaka bir protein konsantrasyonuyla alakalı seçimi veya daha kolay olması için açılan kısmının bir kuralı vardır. Çünkü canlılarda her zaman en pratik, en kestirme, en az enerjinin harcandığı yol günümüzde var olmaya devam etmiştir. Burada da vardır. Biz bu kadar derine inmeden sadece şunu söyleyeceğiz. İki zincirden bir tanesi bu RNA'lar için şifre verecek. Bu şifre veren zincire anlamlı zincir. Buradaki birinci zincire şundan ok çıkartayım. Anlamlı zincir. Çünkü neyi verdi? Şifreyi verdi. Karşısında, onun karşısında bulunan zincire de tamamlayıcı zincir. Bu zincirin adı da tamamlayıcı zincir olarak karşımıza çıkıyor. Anlamlı zincir, tamamlayıcı zincir. Mesajcı RNA anlamlı dediğimiz zincirden şifreyi aldı. Şimdi burada bilmeniz gereken bazı şeyler de var. Mesela ne gibi diyeceksiniz? DNA'da bulunan üçlü nükleotit dizilerine, RNA'da bulunan üçlü nükleotit dizilerine ve birazdan söyleyeceğimiz taşıyıcı RNA'da bulunan şuradaki şifreyi okuyacak olan nükleotit dizilerine özel isimler veriyoruz. Ne gibi? Burada bulunana, şurada bulunan üçlü nükleotit dizilimine kod. Mesajcı RNA'da bulunan üçlü nükleotit dizisine kodon. Buradaki taşıyıcı RNA'da bulunan üçlü nükleotit dizisine de antikodon adını vereceğiz. Şimdi dikkat ederseniz kod, genetik kod, kodon ve antikodon hepsinin bulunduğu RNA durumu belli oldu. Şimdi buna göre devam edelim. Biz şunu gördük. Mesajcı RNA'nın tek bir zincir olduğunu gördük. Mesajcı RNA'da nükleotitlerin birbirine bağlandığını gördük. Nükleotitler birbirine bağlanırsa neyle bağlanırı sorgulayabiliriz isterseniz. Nasıl bağlanacaklar? Hatırlatayım size birazcık bunu. Şu bir bazdı hatırlarsanız. Bu 5 karbonlu bir şeker, bir de fosfat vardı. Bu fosfat alttaki nükleotitin şekeriyle bağ yapardı ve o da neyle? Bazla bağ yaptı. Bu da aynı şekilde fosfat alttaki şeker. O halde nükleotitleri RNA üzerinde birbirine bağlayan bağın adı fosfodiester bağı.
gerçekten şahane anlattığımı düşünüyorum. Bakın fosfodiester bağı ile bağlı. Peki var mı hidrojen bağı? Hidrojen bağı kiminle kimin arasında kuruluyordu? Kiminle? Karşıdaki zincirle kuruluyordu. Şimdi bir mesajcı RNA'da karşıdaki zincirle olmadığı zaman diliminde veya bağlı olmadığı zaman diliminde hidrojen bağı vardır diyebilir miyim? Hayır diyemem. O zaman buradaki mesajcı RNA'da hidrojen bağı bulunmaz. Fosfodiester bağı vardır, glikozit bağı vardır, ester bağı vardır. Şu ester de biliyorsunuz. Buradaki bu da fosfodiester. Bunları söyleyebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta, mesajcı RNA'da üçlü nükleotit gruplarına kodon adı verilir. Bu her üçlü nükleotit gruba kodon adını vereceğiz. Bu kodonlarda birazdan bahsedeceğiz. Bir amino asiti şifreleyecek. Bu şifreleme olayı da oldukça önemli. Kodon adını vereceğiz. Şimdi şöyle de gösterebilirim size. Biraz daha benim muhteşem şekillerimden farklı olacak. Biraz sıkıcı bir resim ama kendimle de dalga geçeyim. Ama yine de güzel bir şekil. Önce bir anlamaya çalışalım. Şimdi bu tahmin edersiniz ki çift sarmal zincir ve bu da nedir? Bir DNA. DNA'nın bir bölümü maviyle gösterilmiş. Özellikle maviyle gösterilmiş. Şimdi bu kadarlık bölümden demek ki biz bir kalıp alacağız. Yani şifre, bu DNA'nın aktif olan sentezlettireceği proteinin şifresini taşıdığı bölüm burasıdır demek ki. Buradaki bölümden ne sentezlenecek? Mesajcı RNA sentezlenecek. Buradaki kısımda, daha önceki videolarda DNA'yı anlatırken anlatmıştık. Buradaki sarmal yapıdaki, eğer şifre verecek gen bölgesini açan enzimin ismi neydi? Düşündünüz. Evet, duyuyor gibiyim. DNA helikaz. Helikaz ne yaptı? Kesti. Kesti ve buradaki kısım açıldı. Şu haliyle açılmış halinde çizeyim. Böyle açıldı. Ama diğer kısımlar yine sarmal. Yine çift zincirli halde devam ediyor. Açıldı. Burada açılmış hali düz göstermiş bakın. Ve düz gösterdiğinde bu birinci zincir DNA'nın. Bu da ikinci zinciri. Birinci zincirin anlamlı olduğunu göstermiş bana. İkinci zincirin de bunun karşısında olduğu için tamamlayıcı zincir olduğunu göstermiş. Şifre farklı mı? Hayır, şifre farklı değil. Anlamlı zincirde neyse tamamlayıcı zincirde de aynı şekilde. Şimdi anlamlı zincirden ne olmasını bekliyorduk? Mesajcı RNA'nın sentezlenmesini bekliyoruz. Mesajcı RNA'nın sentezlenmesi transkripsiyon, yani neydi? Yazılma olayı idi. Yazılma olayı, bir bakalım, biliyorsunuz, farkındayım ama yine de göstermek istiyorum. T'nin karşısına mesajcı RNA'da ne gelecek? Adenin. Guaninin karşısına sitozin. Adeninin karşısına urasil. Guaninin karşısına sitozin. Sitozinin karşısında guanin. Sitozinin karşısında guanin. Şimdi bakın, bu esnada bu nükleotitin buraya gelmesi sırasında RNA polimeraz enzimi geçici bir süre için ne yapar? T ile A arasında zayıf hidrojen bağı kurar. O da ne ana kadar? Elindeki kaybolmasın, kopmasın, ben yanındakini ona bağlayana kadar bu bir süre karşısında kalsın diyedir. Çok geçici bir zayıf hidrojen bağı oluşumu söz konusudur. Eğer konu anlatımlı kitapta çalışırken görürseniz veya bazı sorularda görürseniz aklınızda bulunsun. Mesajcı RNA anlamlı zincirden sentezlenirken geçici süre zayıf hidrojen bağları kuruluyor. Şimdi kuruldu. Buradaki üçlü nükleotit gruplarına ne isim vermiştik? Şu haline genetik kod demiştik. Çünkü nerede? Genetik kod DNA'da. DNA'nın bulunduğu kısımda. Genetik kodun karşısında ne geldi? Kodonlar geldi. Peki bu kodonlar ne ifade ediyor? Bir amino asidi ifade ediyor. Mesela buradaki UCA serin amino asidini, GGC glisin amino asidini,
UUU fenilalenini, triptofanı. Peki ezberlemek zorunda mısınız ben böyle sayıyorum? Hayır değilsiniz. Kesinlikle böyle bir paniğe kapılmayın. Bunlar nedir? Bu öğretmen neyce konuşuyor bu videoda? Kanal mı karıştı diye lütfen kanalı değiştirmeye çalışmayın. Bunlar evet sizde var olan amino asitler. Ama ezberlemek zorunda değilsiniz. Buradaki şifrenin bir amino asit karşılığı olduğunu göstermek için isimlerini yazıyoruz. Çünkü gerçeklik karşılığını bilirseniz daha iyi anlarsınız ne demek istediğimizi. Şimdi burada baktınız bu şifre kodon mesaj RNA sentezlendi. Bu olaya da transkripsiyon dendi. Amino asit karşılığını aldık. Şimdi devam edelim. Şuradaki kısımdan ribozomal RNA'ya geldi sıra. Ribozomal RNA'nın özelliklerine bakalım. Küçük R, rRNA olarak da gösteriliyor. Bakın gösterimi. Ribozomun alt biriminde bulunuyor proteinle birlikte ve ribozomu oluşturan RNA olarak da tanınıyor buradaki camiada. RNA'nın bir hücrede bulunan RNA'nın %80'ini oluşturuyor. %80'ini buradaki RNA oluşturuyor. Hangi RNA? Ribozomal RNA. Şimdi aslında düşünürseniz oran çok gibi görünüyor. Fakat çok mantıklı. Çünkü ribozomun yapısı, ribozom bir hücrede bir iki tane değil. İşte protein sentezlenirken üretiliyor, sonra da kaybediliyor değil. Ribozomlar var. Endoplazmik retikulumun üzerinde de var. Normal halde sitoplazmada da var. Demek ki onun yapısını oluşturuyorsa %80'ini oluşturuyor derken abartı bir sayı vermemiş oluyoruz. Ve geldik taşıyıcı RNA'ya. Taşıyıcı RNA bana daha sempatik gelmiştir eski zamanlardan beri. Neden diyeceksiniz? Çünkü şekil olarak çok hoş bir şekli var. Resmen şöyle bakın 3 yapraklı gonca görüntüsünde. Çok hoş. Peki ne anlatıyor bu hoşluk? Bu zincirin belirli bir şekli olduğunu anlatıyor. Şekli inceliyorum, bakıyorum. Bu kısım kısa. Burada bir zincir var. Zincir, 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 zincir. Bu zinciri oluşturan şeyler ne? Düz halkım, düz bir çizgi mi? Hayır, değil. Bu kısımlarda da neler var? Hep nükleotitler var. Bu zinciri oluşturan şey nükleotitlerdir. Bu bir RNA'dır. O halde bu RNA'da kaç tane nükleotit, kaç çeşit nükleotit var? Adenin var, guanin var, urasil var, sitozin var. Demek ki 4 çeşit nükleotitten bu zincir meydana gelmiş. Ama taşıyıcı RNA'nın şeklinde aşağıda şu ortadaki çıkıntının ucunda bulunan üçlü nükleotit gruplarına ne isim veriyorum? Antikodon ismini veriyorum. Antikodon ismini verdim. Bu antikodonun ne olduğu her taşıyıcı RNA'da farklı. Bundan da bahsedeceğiz birazdan. Burada bakın bu uzun uca bağlı olan bir ne var? Amino asit bağlanma bölümü var. Bu yuvarlakların her biri amino asit arkadaşlar. Bunlar taşıyıcı RNA'nın bir parçası değiller. Bunlar sitoplazmadan aldıkları ve üzerine bağladıkları bir amino asit. Bir amino asit, 2, 3, 4. Neredeyse buraya 4 tane çizmişim. Tabii 4 tane amino asiti tek bir taşıyıcı RNA taşımıyor. Burada anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Bu taşıyıcı RNA bu çeşit amino asitleri kendine bağlar idi. Şimdi taşıyıcı RNA nasıl göründüğüyle ilgili şöyle bir şekil göstereceğim. Tabii ki benim şeklim daha güzeldi. Yine de ama olsun, ben size bunu göstermek istiyorum. Bu şekilde, evet ekranı biraz büyütmeniz gerekebilir şekli daha iyi görebilmek için. Bakın 3 üssü ve 5 üssü zinciri. 5 üssü zinciri kısada kalmış, 3 üssü zinciri biraz daha yukarıya çıkmış. Ve bakın burada kıvrımlar arasında, kıvrımları oluşturacak olan buradaki bazlar arasında ne var? Onları bir arada tutan zayıf hidrojen bağı var. Şu kısımda bulunan nokta nokta görülen kısım neresiymiş? Zayıf hidrojen bağlarıymış. O halde RNA'ları konuşurken taşıyıcı RNA'nın yapısında zayıf hidrojen bağları bulunur dersem doğru mu söylerim? Evet, doğru söylerim. Demek ki burada gördüğünüz gibi bu şekli almasında, bu zincirin bu şekilde durmasındaki temel neden neymiş? Taşıyıcı RNA'ların yapısında bu zayıf hidrojen bağlarının bazlar arasında kurduğu bağlarmış. Peki bakın buradaki
taşıyıcı RNA'nın kendi üzerinde bulunduğu şu üçlü kısma ne isim veriliyor? Antikodon. Burası da kodonu gösterdiğinde bu da bir ne? Bir mesajcı RNA. Karşılıklı geldiklerinde kodonu tanıyacak, algılayacak olan kim? Antikodon. Ve arasında yine ne var? Zayıf hidrojen bağları. Demek ki burada protein sentezi tanımlanırken veya protein sentezi gerçekleşirken buradaki antikodonla kodon arasında zayıf hidrojen bağı geçici olarak kuruluyor. Şimdiye kadar sadece DNA'nın iki zinciri arasında olduğunu öğrenmiş olabilirsin. Bu da senin için yeni bir bilgi. Buna dikkat et. Bunun dışında evet bakın benim amino asitleri gösterdiğim bölüme bakın. Burada amino asitleri ne kadar güzel göstermiş. Kendisini de kutluyorum şeklin. Amino asitin amino grubu, karbonlu, karboksil grubu. O halde taşıyıcı RNA'ya hangi grubu bağlı amino asitin? Bu da çok güzel soru olur gerçekten. Buradaki karboksil grubu. Biliyorsunuz amino asitin bir karboksil grubu var. Karboksil grubundan bahsedeceğiz. Evet taşıyıcı RNA'nın da yapısı böyle. Üzerinde durduktan sonra bakalım bu konuyla ilgili başka neler bilmemiz gerekiyor. Şimdi taşıyıcı RNA'nın taşıyıcı RNA'lar hücredeki tüm RNA'ların yüzde kaçını oluşturuyor? %15'ini. O halde bu ikinci sırada. Şöyle sıralayacak olursanız en fazla kim? Ribozomal RNA. Arkasından kim? Taşıyıcı RNA. En az bulunan da kimmiş? Mesajcı RNA. Taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA kendi üzerinde katlandığı için hidrojen bağı taşırlar. Bakın alın size muhteşem bir bilgi. Taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA kendi üzerinde kıvrımlar yaptığı için hidrojen bağı taşırlar. Ama mesajcı RNA düz olduğu için bu hidrojen bağını taşımaz. Her bir taşıyıcı RNA'nın iki özgül ucu bulunur. Bakın birinci özgül uç, ikinci özgül uç. Ama amino asitler hangi ucu tercih ediyor? Tabii ki üç üstü ucunu tercih ediyor. Taşıyıcı RNA'nın amino asite bağlandığı kısım birinci kısım. O da hangi kısımdı? Hatırlayın bakalım şekilden. Üç üstü kısmı. Hafıza tekniklerinde bir şekilde bakıp kapattığınızda bazı soruları o şekli hatırlayarak cevapladığınızda zihninizin çalıştığı, hafızanızın güçlendiği ve dikkatinizin arttığını bütün uzmanlar açıklıyorlar. Siz de aynı şeyi lütfen ara ara sınava çalışırken, soru çözerken yapın. İkinci açık uçta taşıyıcı RNA'nın karşı ucunda bulunan üçlü nükleotitlerden oluşan antikodon kısmı olarak isimlendirildi. Şimdi bir taşıyıcı RNA sadece bir çeşit amino asit taşıyabiliyor. Proteinlerin yapısında 20 çeşit amino asit olduğundan en az 20 çeşit taşıyıcı RNA nerede bulunuyor? Hücrede bulunuyor. Şimdi burası önemli. Buradaki kısımda anlatmaya çalıştığımız şey şu. Özellikle şu şekilden çok daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Şu. Burası da çok karmaşık görünmesin. Bir kere şunu söylüyoruz. DNA'nın kaçlı harflerden oluştuğunu biliyoruz. Şimdi 4 tane harfi var. Adenin nükleotiti, timin nükleotiti, guanin nükleotiti ve sitozin nükleotiti olmak üzere. Bu 4 tane nükleotitten kaç tane amino asit şifreleyecek? 20 çeşit amino asit şifrelemesi gerekiyor. 20 çeşit amino asit için 20 tane harf var mı? Yok. O zaman ne olmalı? İkili gruplar halinde ifade etmiş olsaydı o zaman kaç tane olurdu? 16 tane olurdu. Üçlü gruplar halinde grupları oluşturacak. O zaman üçlü gruplar halindeyse 4 tane harf varsa, üçlü gruplarsa toplam kaç tane şifre elde etmiş oluruz? O zaman 64 tane şifre elde etmiş oluruz. Şimdi bu 64 tane şifre farklı şekillerde sıralandı. A, T, G mesela A, G, T, A, A, A. Bunları tam 64 tane olduğunu varsayın ki burada bakın görüyorsunuz. Ama ne var? 20 çeşit amino asit var. 64 tane yok ki. Geri kalanı anlamsız mı? Bu hiçbir canlı için anlamlı bir durum olmaz. O zaman ne olmalı? Bazı amino asitlerin birden fazla şifresi olmalı. Bakın arginine ne var?
4 tane şifresi var. Bakın glisine kaç tane? 4 tane. Bakın valine 4 tane. Metionine'nin bir tane. Bazılarınınkinde bir tane tabii. Onu da inkar etmiyorum. Bazılarında 2 tane. Bazılarında 3 tane. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. 20 çeşit amino asit şifrelenecek ve bu 20 çeşit amino asiti şifreleyebilmek için 4 tane bu harften üçlü gruplar oluşturulacak. İşte bu üçlü grupların da karşılığında bu amino asitler anlamlanmış olacak. Fakat bu üçlü gruplardan bir tanesi başlangıç, başla emrini veriyor. Başla emrini verdi. 3 tanesi de bitti emrini verdi. Bunları ezbere bilmeniz gerekiyor çocuklar. Diğerlerini bilmeseniz de işte CAU'nun histidini verdiğini bilmeseniz de AUG'nin başla emrini verdiğini bilmen şart. Başla emri komutunu veriyor. UAA, UAG, UGA'nın da bitir emrini verdiğini bilmen lazım. Burada şunu söylememiz gerekiyor. Başlanın bir amino asit karşılığı var. Bakın metionin. Ama stopta bir karşılık var mı? Yani bitirde bir karşılık var mı? Yok. O zaman bu şifrede 64 çeşit şifre var ama bunun 61 çeşidinin amino asit karşılığı varken 3 tanesi stop. Amino asit karşılığı yok. Söylediklerimiz altın değerinde çok kıymetli bilgilerdi. Lütfen tekrar edin ve bunlarla ilgili soru çözmeye başlayın. İyi çalışmalar dilerim.